Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından muhalefete milletin yanında saf tutun çağrısında bulundu. Söyledikleri haberimizde. İşte ise böyle kritik bir dönemde ülkelerinin ve milletlerinin yanında saf tutmaya davet ediyoruz. Muhalefete üstü kapalı mesaj verdi. Milletin yanına saf tutun diye seslendi. Milletimizin moralini bozmaya, içini karartmaya, zihnini bulandırmaya yönelik hiçbir söz ve eylemin bu ülkeye en küçük bir faydası olmadığı gibi yol açacağı karmaşa da hepimize ilave yükler getirecektir. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından iç siyasete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mücadelede kritik bir safhaya geldik diyerek tespitlerini sıraladı. Türkiye'nin terör örgütleriyle, darbe hevesleriyle, ekonomik tetikçilerle, siyaset mühendisleriyle, sosyal kargaşa çıkartma gayretleriyle mücadelesinde gerçekten kritik bir safhaya geldik. Artık 2023 hedeflerinin sembolü haline geldiği bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde daha aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi bir durumda ise Türkiye'yi yeniden 1970'lerin, 1990'ların kaotik devrine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Erdoğan'ın gündeminde ekonomi de vardı. Gençlerin istihdama katılması için başlatılacak yeni bir uygulamayı anlattı. Belirli şartlara sahip özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı getirdik. Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için de genç istihdamını zorunlu kılıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yıl sözleşmeli ve işçi kadrosunda toplam 8.121 kişiyi istihdam edecektir. Esnafa desteğin süreceğini dile getirdi Başkan Erdoğan. Üreticinin elinde kalan patates ve soğanın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını açıkladı. Son rakamları paylaştı. Bugüne kadar sadece sosyal koruma kalkanı başlığı altında verdiğimiz karşılıksız desteklerin tutarı 60 milyar lirayı aşmıştır. Son 3 günde yaklaşık 7500 ton patates ve kuru soğan alınarak 15 ilimize sevk edilmiştir. Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği yolundaki kararlarını da bir kez daha yineledi. Aday ülkelere eşit uygulamalar yapılmasını istedi. Biz hala Avrupa Birliği tam üyelik hedefine ve bu çerçevedeki taahhütlerimize bağlıyız.